James Bond adasına hoş geldiniz. Bakar mısınız abi? Bu nedir böyle? Aynen. Hepsini alsın azar azar. İnsan büyüleniyor gerçekten de. Doğa, tabiat hiçbir zaman bu kadar kusursuz olmamıştır. Yüzmeye geldik şimdi. Çok güzel bir bıça getirdiler bizi. Beni biliyorsunuz arkadaşlar. 30 dolar verirsen o jet ski satın almam lazım. Eve götürmem lazım. Herkese selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Şu an evlerinize Phuket adasından misafir oluyorum. Bugün çok şahane bir tura gideceğiz. James Bond adası ve Müslüman adasına gideceğiz. Çok heyecanlıyım. Şu an sabahın erken saatleri. İlk defa böyle 7.30-8 sularında uyandım. Normalde 9.30'a kadar yatıyordum. Çünkü gece çalıştığım için edit, montaj, video hep geç uyuyorum. Bakalım nasıl olacak? Birlikte göreceğiz. Yorum yapıp, beğenip, paylaşmayı unutmayalım videoyu arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hakan Bey günaydın. Günaydınlar. Nereye gidiyoruz bugün baba? Bugün James Bond adası ve 3-5 ada daha dolaşacağız. Ben daha önce deneyimledim. Çok güzel yerler var. İbrahim'le tabii ayrı bir keyifli olacak. James Bond orada filmi çekmiş. O yüzden o ismini vermişler değil mi? Aynen. 1974'te. Yapma ya. 50 sene önce neredeyse. Aynen. O yüzden çok meşhur olmuş. Taylandlar da bunu değerlendirmiş. Vay be. Zaten kaç saat sürecek tur? Tur aralıklı gideceğiz. Bir adada ilk başta bir yüzme molası vereceğiz. Vay. Ondan sonra mağaralar var. Kanoya bineceğiz mi Hakan abi? Kano da var. Vay. Vay. Hakan abi benim. Ondan sonra en son bir adada duracağız. Dinlenme adası gibi bir şey. Herkes denize girecek. Ama çok keyifli. Açık büfe de var. Hakan abi kahvaltı da free değil mi? Tabii. Ufak böyle bir şirket. Yapalım mı? Yapalım o zaman. Hadi abi. Ben hepsi severiz. Şimdi açık büfeye geldik. Sabah kahvaltısı için böyle ücretsiz şeyler var. Çünkü muz falan alabiliyorsunuz. Şurada mine bulantısı için hap koymuşlar. Peşi var, kahve var, çay çeşitleri falan. Güzel. Bunların hepsi free'ymiş arkadaşlar. Ben şuraya iki tane ekmek kızarttırıyorum. Bununla idare edeceğiz. Azıcık içine reçel kuruyorum. Bir tane de muz aldım. Açık büfe diye saldırmadık. Şu gariban adam ne yapar? Şöyle iki dilim ekmek arasına azıcık tereyağı sürdüm. Böyle köy işi. Bir cappuccino aldım, bir dilim de muz. İdare edeceğiz bunu da, yeter. Fazla bile yani. Çünkü öğlen yemek var, o da açık büfeymiş. Orada sağlam yeriz. Somebody, yap this on the group, okay? Routine, okay? We come in ask the after guy for you today. Evet, gidiyoruz. Bibi kardeşim, rehber. Çıkıyoruz yola. Teknemiz gelmiş. Şimdi şurada bir gel git olayı varmış. Size bunu göstereceğim. Büyük ihtimal akşam döndüğümüzde deniz 50 metre çekilmiş olacakmış. Öyle diyorlar. İnşallah böyle çıkar. Bibi. Say to hello Turkish person. Hello guys. Bakın trafik tersten yapıyor burada. Soldan yapıyor arkadaşlar. 2-3 gündür daha alışamadım bu muhabbete. Tekneler burada. Ablam burada ateş ölçüyor. Hello. Selamun aleyküm. Tekneye bakın, alabora olmuş. Şimdi bu döndüğümüzde tekneye batmış mı olacak, çakılmış mı olacak? Su çekilecek. Aynı şekilde hepsi böyle. Vay be. Yere çökecek. İlginç ama ya. Bakalım, merak ediyorum akşam dönüşte burayı. Gel git olayı çok oluyor burada. Hadi ya. Evet, dolunayın ayın durumuna göre her gün geriye gidiyor. Evet. Yani bazen oluyor 200-300 metre falan. Hadi ya. Hepsi su çekiliyor. İlginçmiş vallahi Hakan abi. Döndüğümde çok ilginç manzarayla karşılaşabiliriz. Ne mücevher altın çıkar abi burada gel git olayında. Dedektör alıp da alacağım plaja. Kumanın içine. Geldik tekneye. Şu bizim yavru burasına gideceğiz. Mini İdo. Minik İdo. O motor sağlam, Honda baba. Hi guys. Hello. 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 Good morning. Hello. Morning. Good morning. Welcome, welcome. Hakan Bey burada oturalım mı Hakan Bey? Ha, aynen şu daha iyi burası. Ha, burada daha iyi. Teknemiz böyle. Kalkıyoruz şimdi. Hakan abi hazır mısın? Her zaman. Giymiştin yine tişörtünü baba. Aynen. Yakıyorsun vallahi. Aa. Şu ceviz içi mi ne? Aynen. Kurabiye mi? jelli kurabiye. Water, water, cola, cola, mirinda var. Hepsi free'ymiş arkadaşlar. And whiskey. Gömülün. sorry. I bought. Çok şakacı bir arkadaş. When you drink something, please put an expression. Çok yaklaştık, çok az kaldı. 4-5 dakika sonra ilk durakta duracağız. Şimdi ilk adaya geldik. Panna Island. Kayalık abi. Maymunlar falan yaşıyormuş bu adada. Buraya biraz teyit geçiyoruz. Yani çok falan yüzmeye izin vermiyorlar burada.
Görüyor musunuz sarkıtları falan? Efsane bir yer ya. Hakan abi. Aynen. Çok güzel vallahi. Zamanda işte ada ayrılmış böyle. Evet, kayalıklar. James Bond da böyle değil mi ada? James Bond da böyle ama James Bond biraz daha çiviye benzer bir şey var. Adı da oradan geliyor. Çivi adası diyorlar Tayland'da ona. Maymun göstereceğim size de maymun yok abi ya. Şansınıza. Ada bayağı büyük ama yani böyle. Kayalık. Devam ediyoruz. Sarkıtlara bakar mısınız ya? Efsane resmen vallahi. Harika ötesi. Tekendim burnuna geldim bakın sizler için. Adanın şu an kayalıkların içine doğru ilerliyoruz. Abi doğa bu kadar kusursuz olamazdı ya. Bakar mısınız güzelliğe? Efsane yerlerden geçiyoruz. Harika yerler. Filipinlerden sonra burası var ya, gerçekten beni çok büyüledi. Tayland Phuket adasındayız. Evet Hakan Bey. Atlıyoruz. Bibi Habibi. Nereye geldik Hakan abi? Evet şu an bir mağaranın içine gireceğiz. Abi ben ışığımı almadım ha. Ben de var ya. Aynen. Mağaranın içine gireceğiz. Küçük bir koy. Tekneyle park ettik bu tarafa. Bibi. Bibi bize şimdi. Not find the monkey today. Non monkey baba. Monkey is sleeping. Yesterday I lost monkey. Mağaranın girişi buradan dostlar. Giriyorsun içeri doğru. Evet mağaraya girdik. Yeah, what do you like? Love his tekne. I keep you too late. Yeah, he's forget on the boat. Ah. I will, we can use together. Okay, please be careful, be careful. Yeah. When you have mobile phone, okay? Yeah, yeah. Hakan abi sana lazım mı? Yok yok, ben şeye telefon açtım. Kenarla gidiyoruz böyle, mağaranın içi kapkaranlık. Zifiri karanlık. Evet, benim kameranın ışığı var ama. Oo, sarkıtlara bak. Tuz sarkıtları. Sular akıyor. Başımıza böyle kasklar. Işık gözümü alıyor. Sular falan da varmış burada. Şimdi göreceğiz. Ulan kendimi şeyde hissettim ha. Neydi o film? Tom Cruise'un muydu? Mağaranın içinde böyle. Wow. So beautiful. Yeah. You see like a diamond rock on the crystal rock. Evet, arkadaşlar sarkıtları görüyorsunuz. So beautiful. Bakın. Tuz. Sular akıyor buradan. Okay guys, everyone this way, put it this way, this way. Elmas kristal yapısı var diye. Arkaya gidiyoruz şimdi. Lagun varmış burada arkadaşlar. Göl daha doğrusu. Türkçe anlamı. Oraya doğru ilerliyoruz. BB ile birlikte. Nerede abi? Mağaranın sonu, final. Final. Aa, şurada bakın. Çıkmaz var. Işık göründü arkadaşlar arkada. Devam ediyoruz. Erimiş dondurma gibi diyor. Kup diyor. No, yeah. banana. I tried before banana ice cream. Baksana da kürat dondurmaya benziyor aynı. It's very nice. Take photo for you. Vay. Take photo. Nereye geldik? Nereye geldik? Güzelliğe bakar mısınız? Cennete açılan kapı. Efsane. Çok güzel ama değil mi Hakan abi? Abi çok doğal. İnanılmaz bir şey ya. Bu yavaş yavaş da böyle şey, hani böyle tuzlu su, mineralli bir su böyle şey yapıyor. Evet. Ondan sonra böyle zamanla kuruyor bunlar. Fosilleşiyor ya. Evet. Delikaya bakar mısınız? Bunlar çok ilginç. Havası da çok nemli değil aslında. Normalde evet. Böyle mağara. Normalde nemli şey, olur. Nemli serin olur ama burada nem yok. Su olmadan dolayı acaba içinde. Açık olduğu için olabilir. Doğru. Çünkü çift taraftan hava alıyor karşılıklı. Yani elle yapmaya kalksan yapamazsın. Çok doğal hepsi. Evet. Çok güzel. Muazzam yani, anlatılmaz. Devam ediyoruz. Mağarada işimiz bitti. Çıkıyoruz. Şimdi diğer adalara doğru geçiyoruz. Birazdan denizaltı dalış yapacağız. Size buranın güzelliklerini daha göstermeye devam edeceğiz. Hakan abi bizler için o fedakarlığı yapacak. Suyun altına girecek abi. Ben o işlerde biraz amatör kalıyorum. Yani anlatılmaz, şu an belki görüyorsunuz görüntüleri ama buradaki ambiyans gerçekten çok farklı. Umarım izleyenler nasip olur, gelir görürler. Evet. Bu arada arkadaşlar, Phuket'e gelirseniz Hakan abinin yanına uğrayın. Instagram'ı bıraktım, Hakan abini takip edin.
Güneşin altında yanıyoruz cayır cayır. Memleket yanıyor. Bakın şu adada James Bond adası var. Şimdi birazdan gideceğiz. Onu andırıyor biraz. Çivi gibi aynı. Şimdi şu mağaranın altına giriyoruz arkadaşlar. Kafaları biraz eğdiler herhalde. Evet. Hatta Bey pozisyonunu al. Pozisyonu aldık arkadaşlar. Mağaranın altına giriyoruz şimdi. Vay 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 vay. Amazing. Far beautiful. Ama kaptığımız çok profesyonel. Yeah, professionalist. Arkadaşlar içerisi şu an zifiri karanlık. Zifiri 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 karanlık hakikaten. Ama inanılmaz bir görüntü var içeride. Yani diğer kamerayla girmek isterdim buraya. Tekrar çıkıyoruz şimdi mağarada. Yardım edeyim Ali abiye. Evet. Çıktık mağaradan. Oha. Gerçek mi o? Şurada bir heykel var. Bakın şurada at heykeli. Ben de gerçek at sandım abi yani. Şimdi yeni bir laguna geldik. İçeri doğru giriyoruz. Kanolarımızla. Burası da yine içeri zifiri karanlık galiba. Vay. Şu içeride küçük bir delik var bakın karşıda. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şu küreğini çek dayıcım. Heh, şurada. Ha, oradan geçemez galiba. Uca doğru geldik. Buranın yine geçiş var ama çok dar. Geçemeyiz büyük ihtimal. Wow. Yokmuş içeride. Böyle bir mağara gibi iki oda varmış burada. Bak şurada. Wow. Gördüm. İnanılmaz içerisi ya. Vallahi inanılmaz içerisi. Bu mağaradan da çıktık şimdi. Sanırım sonuna geliyoruz turun. Sizler için risk alıyorum. Kameranın kılıfını çıkardım. Ses biraz daha net duyulsun diye. Şu an efsane bir mağaraya geldik. Bakar mısınız abi? Bu nedir böyle? Şu güzelliğe bakın ya. İnanılmaz. Hakikaten inanılmaz. Hakan baba. Harika. Çok güzel ya. Bulamıyorum ya. Değil mi? Daha önce de geldim. Hala ikinci gelişim bu buraya. Hala böyle büyülenmiş. İnsan büyüleniyor gerçekten de. Evet. Ve aşırı derecede bir huzur, bir atmosfer havası var. Evet. Doğa, tabiat hiçbir zaman bu kadar kusursuz olmamıştı. Şu güzelliğe bakar mısınız? Cennet abi. İnsan burada yaşlanmaz vallahi. Kano turumuzun sonuna doğru geldik. Tekneye doğru ilerliyoruz şimdi. Bu da son çıkış yaptığımız lagün. Efsane vallahi ya. Harika. Yani buralara gelirseniz mutlaka bu turları yapın arkadaşlar. Biliyorsunuz ben normal tur yapan bir adam değilim. Ama Phuket'te bu turlar gerçekten değer, yapmaya değer yani. Tadını çıkarın. Sonuçta bu hayata bir kere geliyoruz. Yaşayabildiğimiz kadar iyi yaşamamız gerekiyor diye düşünüyorum. I like it. Hadi baba, thank you. Hakan abi. Güzel daha Kano. Kano efsane. Keyifliydi. Thank you so much. Daha çok güzel yerler var şu an. Güzel bir kano gezisi yaptık. Turumuz kaldı, yani devam ediyor. Şimdi birkaç ada var, onlara gideceğiz ve yemek yiyeceğiz. Videoyu çok kısa bölüyorum. Eğer siz de bu turu beğendiyseniz ve Tayland'a gelip bu turdan yapmak istiyorsanız açıklamalar kısmına link bıraktım. Instagram'ını da buraya yazdım. Phuket In Travel sayfasından gerekli bilgileri alabilirsiniz. James Bond adası harici dışında birçok adaya yine turlar var. Detaylı bilgiler için Phuket In Travel'a ulaşabilirsiniz. James Bond adasına hoş geldiniz. İniş yapıyoruz şimdi. James Bond'dayız. Thank you. Yeah. Şimdi buranın hikayesini anlatacağım size. Neden James Bond diyorlar? James Bond'la ne bağlantısı var? Hepsini öğreneceğiz. Vay, Müslüman ablalarımız var burada. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Elhamdülillah. I'm not too, I'm working here. How much is this, abla? Yeah.
Thank you, thank you. How much? Just, no, 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 thank you. Thank you, thank you. I'm not how much? Swiss. Yeah, I'm you. We are one of them. Oh, original. Next time. Yeah. How much? Come back this year. I'm live here. No, okay. I have. Thank you. Oh. Thank you. Moment, moment. No, yeah, thank you so much. 1 minute. Thank one you, minute. Thank you. Abla, how much? How much? No, no. Thank you so much. Ablam gözünü seveyim ya. Selam aleyküm. Thank you. Thank you. Abi neden böyle saldırıyorsunuz, satmaya çalışıyorsunuz? Hello. Hello. Thank you. Madam. Thank you. No, no, no. Abi bu nedir ya böyle çingene gibi yapıştırıyorlar, üstüme bırakmıyorlar olayı. İtelemeye çalışıyorlar abi. Ve karşımızda gördüğünüz kayalık çivi, dünyaca ünlü James Bond adası arkadaşlar. Buraya neden James Bond'un adını veriyorlar? 1974 tarihinde yapılmış bir film. James Bond'un başrolünü oynadığı The Man of the bir şeydi, unuttum. Filmde 35 dakika yer veriliyor buraya. Uçağıyla falan iniş yapıyor şu an, o sahneleri gösteriyorum size. Ondan dolayı bu adanın adı James Bond adası olarak kalıyor. Ve Tayland, Phuket'in en turistik noktalarından bir tanesi. James Bond da böyle. Şimdi drone uçuramıyoruz burada. National Park koruma altında olduğu için arkadaşlar izin vermiyorlar. Denedim az önce uçurmayı ama uyarı veriyor uygulama. Yasak diyor. Düşürebilirlermiş burada. Ondan dolayı maalesef drone görüntüsü yok. Sadece kamerayla yetinmemiz gerekiyor burada. Katapo. Bakın hatta filmin sahneleri var burada. Arkadaşlar. Müslüman ablalarımız. Ya o kadar güzel manzaralar var ki insan doyamıyor. Sürekli fotoğraf çektiriyorum. Ben fotoğraf çok sevmeyen bir adamım ama deli gibi fotoğraf stoğu yaptım. Evet, ünlü James Bond adasını görüyorsunuz şu an. Hakan Bey ne hissediyorsunuz? James Bond adasındayız. İkinci gelişim ama hala ilk zaman. İlk gibi değil mi? Evet, süper. Harika. Adanın diğer tarafına geldik. James Bond şu arkada kaldı sağda. Burada güzel bir koy var. Millet yüzüyor. Lavabolar falan var, duş var. Teknesine yine park eden abilerimiz, ablalarımız var. Hakan Bey, kıyafetiniz de yakıyor ha. Afrikalı kardeşlerimize selamlar. Vallahi bütün Afrika'ya selam, Türkiye'ye selam. Türkiye'de tabii selamlar. Bir de şöyle bir şey yapalım. Şimdi video izliyorsunuz ya, nereden izliyorsunuz çok merak ediyorum. Hangi ülkeden, hangi şehirden? Instagram'dan fotoğraf çekip etiketleyip beni paylaşırsanız ben de paylaşayım ki böyle güzel bir akım yapalım. Mutlu olalım. Tekrar iniyoruz tekneye. Yok, no problem. Thank you. Ve Müslüman Adası'na geldik. Şimdi park edeceğiz. Arkadaşlar çok güzel bir cami var şurada. Yine James Bond adasına benzer bir adacık var. Çivi var böyle, kaya çivi. Efsane ya. Park için yer arıyoruz. Hakan Bey, Müslüman Adası'na hoş geldiniz. Thank you for everything. Müslüman Adası'na geldik. Şu restoranın güzelliğine bakar mısınız? Aman ya Rabbi. Bu nasıl bir restoranttır? Yemek yiyeceğiz. Açık büfe. Çok açım. Karnım acıktı. Bu arada arkadaşlar, şimdi bu YouTube videolar hep birkaç gün gecikmeli geliyor çünkü stokta gittiğimiz için. Hani anı kaçırmak istemiyorsanız şuraya yazdım, Hayta Yollarda Instagram, oradan takip edebilirsiniz. Babalar, yemek açık büfe, saldırın abi. Bu tabakları doldurun, 5 tabak yapın. Şaka şaka, öyle çok bir şey aç değilim. Azıcık işte, azar azar hepsinden koyacağım birer parça. Beni bilirsiniz, yemekle çok aram yok. Selamünaleyküm. Usta. Vay vay vay. Ha, olayı anladım. Burası lokal yemek, Thai food. Vejetaryen var, vegan ve chicken var. Sen ne yiyeceksin? Lokal mi yiyeceksin Hakan abi? Ben hepsinden böyle azar azar karışık. Yani bizim Türk usulü. Aynen. Tabii abartmadan. Bazı arkadaşlar çok abartabiliyor. Evet. Hakan abi, ben Thai mutfağını pek tercih etmeyeceğim bu sefer. Kusura bakma. Sana tamam. Eşlik edemeyeceğim abi. Tamam. Ben abi tavuk mavuk böyle biraz protein ağırlıklı besleneceğim. Ama şu ilginç bir şeye benziyor. Ne bu, krep mi? Şirip mi? Bu kalamara da benziyor aslında ama tam... Ahtapota da benziyor ama.
bir kalamar. Kalamar mı abi? Aynen, kalamar. Alalım bir tane. Alalım. Evet. Vegetable curry sos var ve spagetti. Al bir şey denemek istiyorum ben sosla. Tomato sos, ben de alayım. Oo, en sevdiğim soya bulundu bak. Şu kızarmış pirinçten bir şey alacağım, tadını merak ediyorum. Tay mutfağına ait yine bu da. Tom yum var mı abi? Hani? Ha, tom yum istemiyorum ben ya. Buranın protein ağırlıklı besleniyorum son zamanlarda. Yemeklerinden bir tanesi. Sana dikkatini çekti değil mi? Az yiyorum. Evet evet, gayet. Ben seni ilk gönderdiğim zaman daha kiloluydum. Tabii, zayıfladım Hakan abi. Filipinler seni zayıflatmış. Evet, aç kaldım orada. Ama Tayland'da o kiloları alacaksın evet. Ona göre. Şu pad thai var ya, müthiş bir şey. Ama ben hakkımı tavuktan yana kullanıyorum. Arkadaşlar, açık büfe gömülüm. Şöyle bir tabak yaptım, karışık. Mix, azar azar hepsinden. Diyetlik. Ekmek yok çünkü. Hakan abi afiyet olsun. Teşekkürler. Diyettesin galiba, fazla bir şey almamışsın. Fazla almadık ya, işte böyle ortaya karışık. Abi az bir şey çeyrek tabak yapmışsın. Aynen. Hepsinden alsın azar azar. Evet. Farklı setler. Little into the middle. Aynen. Ben iki de öyle. Dediği gibi. Ben iki de öyle abi. Üç parça tavuk aldım. Bir parça işte kalamar. Azıcık fried chicken, kızarmış pirinç pilavı. Biraz da makarna. Diyetteyim. Çok iyi. Fried rice. Çok iyi, aynı KFC. Aynı KFC abi. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Karnımız doydu çok şükür, bin şükür. Hakan baba. Harika bir yemekti. Şu an. Nereye gidiyoruz? Kaybolacağız. Bu arkalardan bir yerden çıkış. Şuradan var galiba. Aynen. Exit burada. Burada biraz zamanımız kısıtlıydı, geldiğimizde sadece bir saatlik vaktimiz vardı. Yarım saatini yemek yedik. Bir de drone uçurdum. Sinyal falan koptu drone'un. Korktum biraz ama çok şükür eve döndü drone sağ salim. How are you? Okay. Bibi, take care. We will lose. You will wait us. Okay. Yeah, okay. Okay. Kaybolmayın diyor. Dikkat edin oğlum diyor. Burada gerçekten ben önceki gelişimde kayboldum. Evler hep birbirine çok benziyor. Okay. Birbirine çok benziyor. Gerçekten de hani kaybolabilirsiniz burada. Hakan abi, tüm nüfus Müslüman değil mi burada? Evet. Tüm nüfus Müslüman. Zaten onun hikayesini sen anlatacaksın. Evet. Çok güzel bir hikayesi var, başlangıcı var bunun, yapıların yapılmasında. Şimdi buranın şöyle, yıllar önce, tam yılını unuttum da, kaç yüzyıl falan var mıydı? Bayağı yıl önce. Çok aynen. Eski yani, yüzyıllar önce falan, iki tane balıkçı kayboluyorlar. Buradalar daha önceden Malezya'ya bağlıymış. Sonra bu adaya demir atıyorlar günlerce. Tabi bu bir rivayet, rivayet. Öyle diyorlar. Geliyorlar abi, burada bir yaşam sürüyorlar. İki tane balıkçı. Daha sonra bütün akrabalarını getiriyorlar buraya. Şu an 1500 kişi yaşıyor. Hepsi Müslüman nüfus ama artık Tayland'a bağlı. Geçmişte ilk o şu balıkçılar geldiği zamanlar Malezya'ya bağlıymış. Yani Malezya Müslümanlarıymış. Şimdi böyle hediyelik eşyalar falan satıyorlar. Halk geçimini ayrıca burada balık, yengeç, işte karides. Yani denizden kazanıyor. Denizden gelirini elde ediyor. Müslüman vatandaşlar hepsi buradakilerin. Böyle kıyafetler falan satıyorlar. Hediyelik eşyalar satıyorlar. Gerçekten güzel. Kediye bakar mısınız abi? Nasıl mutlu? Şşt. Şşt. Oh, uyuyor. Içmiş. Uyuyor çok yavrucağız. Tatlı. Çok tatlı. Hava gerçekten sıcak, hayvanlar için de zor. Zor burada. Tabii evlerin muhakkak hepsi şey ama değil mi? Denizin üzerinde. Hepsi denizin üzerinde, iskele üzerine kurulmuş. Ama sağlam bir yapı. Evet. Sokaklar zaten görüyorsunuz dar dar. Hepsi bir iç içe. Bakkal falan da var Hakan abi. Evet. Ya burada hayatını burada geçiriyorlar, okyanusun ortasında. Evet, denizin üstünde yaşıyorlar. Hello. 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 Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Evleri görüyorsunuz böyle işte. Sular çekilmiş biraz burada. Evet, sular çekilmiş. Böyle kazıkların üzerine dikmişler evleri. Hala canlılar, tabi balıklar var. Balıklar falan var. İçinde böyle küçük minik timsahlar var. Burası ne? Bir restoran, alakart. Aynı zamanda burada yatıp kalkıyorlar. Evet, evleri ve yemek satıyorlar burada. Çok güzel. Noodle'lar falan var. Pad Thai falan var. Burası da yine bir restoran. Yani her yer böyle hediyelik eşyacılar, sokak satıcıları. Güzel yani, evlerin önünü böyle hediyelik eşya satıyorlar. Geçimlerini sağlıyorlar bu sayede. Hello. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Thank you. Thank you. Futbol sahası bile var.
Kopanya okuluna geldik. Mosk. Sol taraf okul. Mosk. Cami var. Bir camiyi göstermek istiyorum size. Çok güzel bir mimarisi vardı. Atan havadan da gösterdik. Adanın portresini yapmışlar buraya. Thank you. Karides falan satıyorlar burada. Kuru karidesler. Evet, kurutulmuş karidesler. Yengeçler falan var, minik. Her şey de var Hakan abi. Aynen. Burada otel var mı acaba Hakan abi? Burası zannetmiyorum ama yine bir sorarız, emin değilim. Haftaya gelin kalayım bir iki gün ben burada. Biraz aynen. Köy hayatı yaşayayım. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm ve rahmetullah bereket. Çok samimi ama değil mi? Küçük. Evet, belki çok güzel ya. Çok sıradan. Harika yani. Geliyor. İnci falan satıyorlar. Hep denizden çıkan ürünlerle geçimlerini sağlıyorlar arkadaşlar. Şu kaselerin üzerine bakar mısınız? Kokonat bunlar. Deniz kabuklarını boyamışlar buralarda. Çocuklara bak, bebelere. Sanki böyle doğunun böyle ufak mahallelerinde değil mi? Evet, sanki doğuda geziyoruz. Evet, dediğin gibi. Doğu Anadolu gibi. Moskova burada. Rahmet, maşallah. Moskova is here. Vay vay vay. Allah razı olsun. Maşallah, subhanallah. My name? İbrahim. Your name? Hakan. My name Muhammad. Muhammed. Nice to meet you. Many Muslim. Arab. Yeah. All is solo only Muslim. You are cool. Oh. Cool. Elhamdülillah. Müslüman okulu arkadaşlar. Burada işte Kur'an-ı Kerim öğretiyorlar çocuklara. Kaymun, lovely. Adamsın. Very nice people. Yeah, we family football good. Nice. Bak. Muhammed, two years ago I came here. You see what the caminin içi böyle. Halı falan yok burada. Çok güzel bir cami. Tekneye kalkmasına son 5 dakika var. Biz bayağı uzaktayız. İnşallah gitmez biz almadan. Müslüm Island'ı da bitirdik arkadaşlar. Müslüman Adası'nı. Geri dönüyoruz. Teknemize geldik. Çok güzel yapmışlar ama limanı falan da böyle. İskeleyi. Hello. Thank you. Thank you. Meyve ikramı da var. Ananas, karpuz. Buranın ananasları çok güzel yalnız. Aşırı beğendim. Thank you. Ulan karpuz, kabak. Tadı yok. Turun artık sonuna yaklaştık. Yüzmeye geldik şimdi. Çok güzel bir bıça getirdiler bizi. Su bembeyaz, efsane. Biraz su altı çekim yapacağız burada. Hello. Very expensive, wasn't it? Yeah, you do how many? 200 baht. 15 minutes. What 200 baht? 15 minutes. 200? Yeah. No. 10 million kanka, thank you. Hakan abi, ben çingene pazarlığı yaparım ha. 1000 baht verilir mi abi? 30 dolar. Tabii canım, aynen. Az para değil ki abi. Ben de vermem zaten. 30 dolarını satın alırım ben o CS2'yi verirsem. Ben yarı yarı indirmiştim mesela şeyde. Beni biliyorsunuz arkadaşlar, 30 dolar verirsem ben o CS2'yi satın almam lazım, eve götürmem lazım. En az 3 gün kullanırım. 30 dolar az param abi. Bu ne abi? Açık hava sineması mı? Evet, şimdi. Film mi oynatacaklar James Bond'un hayatı? Ooo, gün batımı. Kardeşlerim, görüyorsunuz şahane bir hava var, mükemmel bir deniz var, anlatmaya gerek yok. Hakan abi. Evet, şimdi suyu denedik, su çok ılık. Çok gelgit güzel. Var şu an değil mi? Bir 50 metre çekilmiş aynen. Su. Hatta nerede bir şezlongların oraya kadar çekilmiş ya. 50 metre bir çekilme var. Şu Zeytinburnu'na aldığım terliklerimi bırakıyorum, 10 liraya almıştım. Ooo, su ateş, Hakan abi. Çok güzel. Vallahi Hakan baba. Süper. Alalım mı arkadaşlar? Profesyonel yüzücüyüm ben, beni biliyorsunuz. Aman can yeleğini unuttum. Aslında kolluk almıştık da İbrahim'i unuttum ben tekrar. Koluna bağlı. Hakan abi, kolluk mulluk da işim olmaz, ben milli yüzücüyüm. Buradan bir vurdum bu kafayı, valla karşı adada çıkarırım kendime. Biliyorum. 17 kilometre rekorum var. Evet. Vallahi bak, kafayı bir daldım mı 17 kilometre çıkıyorum. Hakan baba. Ama burç kaçırır sana. Dalıyorum müsaadenizle. Burnum yandı. Aman ya Rabbi. İbrahim, ses çok güzel bu arada.
sıradaki şarkı sizlere gelsin. Evet. Bir elimde cımbız, bir elimde ayna. Umurumda mı ki bu dünya? Hayatımı yaşıyorum, yaşıyorum. Of of. Abi evet, kurşun gibi geldi. Ama ateşlenmemiş bir kurşun. Namlum için de patladı. Adamın dibi ya. Kalaşnikov gibi geldi vallahi. Deniz çok sıcak ya. Hava güzel ama. 35 derece falan bir hava var. Sadece sıra olan yerler biraz sıcak, ilerler serin, güzeldi. Çok tuzlu, gözlerim yandığı için biraz erken çıktım. Güneşleniyoruz şezlongda. Çok güzel ya. 3-4 tekne daha geldi. Herkes işte takılıyor buralarda, serinliyor. Yeah, yeah. Yeah. Shawty loves it, yeah, loves that I'm a dog. They don't want it, yeah, they scared of what I know. Told you the budget, yeah, I gotta get my own. Shout out my bros, this right here deserves a toast, yeah. Lot of people back home on my back and they know. Trying to get on my line, cause the people I know. Saat 4'e geliyor. Hakan abi. Aynen. Nasıl gidiyor? Gidene kadar zaten 4.30. Bitirdik değil mi? Aynen. Dolu dolu yaşıyorsun ya bir günü. Aynen, hakikaten yani çok eğlendik ya. Sabah erken kalkmaya değiyormuş değil mi? Değil mi? Evet, erken kalktık ama değdi bence. Evet. Güzeldi yani. Pipi Adası denenebilir. Arefet Kona. Orası da çok güzel. Oraya da gideriz bir ara. Aynen. Ya umarım keyif almışsınızdır. Ben gerçekten çok eğlendim. Elimden geldiğince size eğlenceli ve mizahi bir şekilde anlatmaya çalıştım. Şimdi şeye gideceğiz. Tekrar Phuket'e döneceğiz. Orada bir gergit olayı var. Videonun başında söylemiştim. Eğer varsa size onu göstereceğim. Ondan sonra videoyu kapatacağız. Hadi bakalım, vaktimiz geldi. Tekneye doğru binelim. Thank you kaptan. Kaptan, thank you. Kopun kap. Thank you. My brother, thank you. Kopun kap. Macera bitti. Saat 5'e geliyor. 8-9 saatlik bir turdu. Şahaneydi ya. Hayatımda yaşadığım en güzel deneyimlerden bir tanesiydi. Sabah hatırlıyorsunuz değil mi? Size demiştim gelgit olacak diye. Bakar mısınız gemilere? Hepsi toprağa batmışlar. Nereden baksanız 200 metreden fazla deniz çekilmiş. Neye bakın, alabora olmuş. Şimdi bu döndüğümüzde tekne neresi batmış mı olacak, çakılmış mı olacak ya? Su çekilecek. Ne oluyor Hakan abi, bunun adı? Gelgit oluyor. Kaç metre çekilmiş ya? 200'den fazla değil mi? Fazla. Ve hala da çekilecek. Ben bir sefer geldiğimde yaklaşık şu tekneler kadar çekilmiş. Ciddi misin ya? Evet. 500 metre falan vardır o zaman. Yani. Ben bu kadarını görmemiştim. Bakın buradaki tekneleri de görüyorsunuz. Hepsi kuma çakılmışlar. İlginç. Ve turumuzun sonuna geldik. Başladığımız yerden kapatıyoruz. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize minnettarım. Çok teşekkür ederim. Umarım başınızı ağrıtmamışımdır. Umarım eğlenmişsinizdir. Sürçülisan ettiysem, bir hatam olduysa affola. Hepinizden özür diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.